Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Intel'in yapay zeka arayüzünden bahsedeceğim. Yüksek performans, düşük güç tüketimi sunduğu ve USB ile cihaza bağlanabilen bu arayüz ile prototip çalışmaları için bilgisayar görmesi ve yapay zeka uygulamalarını kolay ve hızlı bir şekilde yapmayı sağlamaktadır. Nesnelerin interneti alanında yine başarılı bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. İsterseniz bu Intel yapay zeka arayüzünün donanımından biraz bahsedelim. İşlemcisi Intel Movidius Myriad X Vision, desteklediği arayüzler TensorFlow, Caffe, Apache MXNet, Open Neural Network Exchange, PyTorch şeklinde özetlenebilir. Bağlantı türü USB 3.0, yaklaşık boyutları 72,5 mm, 27 mm, 14 mm ve çalışma sıcaklık aralığı 0 ile 40 derece arasındadır. Takacağınız cihaz üzerinde burada listelenen işletim sistemlerinden biri kurulu olmalıdır. Ubuntu, Cent Operating System, Windows 10, macOS ve Raspbian. Intel yapay zeka arayüzünün hangi kısımlardan oluştuğuna bakacak olursak, USB 3.0 ile cihaza bağlandığı arayüz, yapay zeka hesaplama birimi, 16 adet programlanabilir çekirdek ve dahili bir RAM belleğe sahiptir. Evet, bu yapay zeka, Intel'in yapay zeka arayüzünün kutusuna bakacak olursak. Evet, bu şekilde USB 3.0 arayüzle basit bir şekilde cihaza bağlanabiliyor ve nesnelerin interneti alanındaki özellikle uygulamalarda çok iyi sonuçlar verdiği bilinmektedir. Şimdi bunu Raspberry Pi 4 ile nasıl kurabileceğimize bakalım. Burada yazdığım komutları videonun açıklama kısmını da ekleyeceğim. Tabii ki önce gerekli paketleri kuracağız. Burada 4 temel işlemi yapmamız gerekiyor. OpenVINO paketini indirmek ve kurmak, ortam değişkenlerini ayarlamak, USB ayarlarını eklemek ve ilgili modeli çalıştırmak şeklinde özetlenebilir. Evet, Raspberry Pi 4'e uzaktan bağlandım ve çalıştıracağımız komutlar bu dosyanın içerisinde. Evet, komut satırını açalım. Önce gerekli paketleri kuracağız. Dolayısıyla buradaki komutları çalıştırmamız lazım. Evet, bunları sıra sıra kuruyoruz. Bu arada tabii bu Raspberry Pi 4'te Raspbian 64 bit olan işletim sistemi kurulu. Her kurulumda devam etmek istiyor musunuz diye sorular geldiğinde bunlara evet deyip devam ediyoruz. Evet, bu kurulumları gerçekleştirdik. Şimdi komut satırında Change Directory komutunu girelim. Evet, daha sonra bizim aslında OpenVINO kütüphanesini, VINO ortamını getirmemiz gerekiyor. İndirmemiz ve kurmamız gerekiyor. Onun için tabii bu sürüm güncelleştikçe o güncellenen sürümü indirmekte fayda var. Fakat burada sadece bunun sürümü değil, aslında diğer kütüphanelerle de uyumu önemli açıkçası. Evet, bu 3 satır, bu 3 tane komutu girdik. Şimdi komut satırından bu komutu girelim. Bu dosyanın en altına bu şekilde şu komutu kopyalıyoruz ki biz komut satırını açtığımız zaman aslında bu
OpenVio sanal ortamı ayarlanmış olacaktır. Bunları yazdıktan sonra CTRL-X, E ve Enter'a bastığımız zaman kaydedilmiş oluyor. Daha sonra Intel yapay zeka arayüzünü cihaza takıyoruz ve yeniden başlatıyoruz. Evet, bunu yerleştiriyoruz. Evet, tekrar bağlandık. Bunu yine komutları açalım. Evet, gördüğünüz gibi komut satını açtığımızda bunun OpenVINO ortamının initialized olduğu belirtiliyor. Evet, diğer komutu girelim ve şuradaki komutu giriyoruz. Evet, şimdi bunları gireceğiz. Evet, şunu da çalıştıralım. Tekrar bu dosyayı açıyoruz. Ve burada en alta gelelim. Demin bunu ayarlamıştık. Şimdi de sanal ortam ile ilgili kısımları ayarlamak için bunda da yine şöyle yazabiliriz. Şeklinde yazalım. Ve bu kısma şunları kopyalıyoruz. Yine CTRL-X, evet ve Enter. Evet, bundan sonra şunu çalıştıralım. Evet, sanal ortamla ilgili ilgili şeyler oluşturuldu. Ve son olarak şunu da yazalım. Evet, gördüğünüz gibi sol tarafında artık sanal ortamda bu işlerin olacağını gösteriyoruz. Yani şu kısımda bunu görmemiz lazım. Normalde bu şekilde yazarsa bu şu an bizim aslında OpenVINO sanal ortamına geçmediğimizi gösteriyor. Dolayısıyla bu şekilde olduğu zaman evet biz bu OpenVINO ortamına geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bu şekildeyken şu komutu girelim. Evet, şimdi NumPy'i kuralım. Bunlar modellerde gerekli olacak aslında kütüphaneler. Ve kamera ile ilgili modeller kullanacaksak bunu da bu şekilde kurmamız gerekiyor. Ve son olarak evet, yeniden başlattık. Çalıştırmadan önce paket güncellemelerini yapmakta fayda var. Evet, bu komutu yazıp güncelleme işlemini yapalım. Ve bu komutu girelim. Evet, kurulum tamamlandı. Artık bundan sonra herhangi bir modeli çalıştırmak istediğimizde komut satırını açıp ki burada zaten OpenVINO'nun initialized edildiği görülüyor. Sadece bu OpenVINO ortamına geçmek için work on
OpenBio dememiz yeterlidir ve bu şekilde bunu gördüğümüz zaman artık çalıştıracağımız modelin OpenVINO üzerinde çalıştırılacağını ve Intel yapay zeka arayüzünü kullanacağını söyleyebiliriz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.